Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün modelistik dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün temel etek kalıbından 6 parçalı etek nasıl elde ederiz? Modelistik dersimizde onu öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi beyaz bir kağıdı çıkarıyoruz, kağıdımızı, A4 kağıdımızı ve minyatür temel kalıplarımızı alıyoruz, ön ve arkalarımızı. Sol tarafa önümüzü yerleştiriyoruz. Şöyle kağıdımızın kenarından 1 santim içeri girerek, dik açısına dikkat ederek ön kalıbımı çiziyorum. Kalça çizgimi de alıyorum, işaretimi. Kalça çizgimi uzatıyorum ki kalıplar aynı hizaya gelsin diye. Evet, sağ taraf kenardan ise 1 santim bırakarak, 1 santim içeri girerek şöyle arka kalıbımı yerleştiriyorum. Ve arka kalıbımın dik açısına dikkat ederek çiziyorum. Hemen kopyasını alıyorum. Evet, hemen arka ortası, ön ortası diye yazıyorum. Şöyle çizgilerimizi tamamlayalım. Arka ortası ve ön ortası. Evet, şimdi kalçamızı ölçüyoruz. Kalçamız 24,5'tu arkadaşlar. 1 bölü 3 yapıyoruz. 24,5 bölü 3. Çıkan sayı 8,1. Benim kalıplarım 38 beden kalıp. Kalça ölçümüz 98 santim. 98'i 3'e bölüyoruz. 98'i 4'e bölüyoruz. Kalıbımız 4'te 1 olduğu için 24,5. 24,5'u da 1 bölü 3 yapıyoruz. 24,5 bölü 3. 8,1 çıkıyor. Şöyle 3'e kalçamızı bölüyoruz. Aynı işlemi arkada da yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu çizgileri dik açısına dikkat ederek aşağıya ve yukarıya uzatıyoruz. Evet, şimdi ne yaptık arkadaşlar? Kalıbımızı, arka ve ön bedenimizi 3'e böldük. Şimdi ön ortasına yakın olan bu kenara, bakın şöyle 1, 2 ve 3'e böldük ön ortasını. Arka ortasını da 3'e böldük. 1, 2 ve 3. 1 bölü 3, 1 bölü 3. 1 bölü 3. Önde de aynı şekilde. Evet, şimdi ön ortasından içeriye girdiğimiz ilk bölünmüş yere pensimizi taşıyacağız arkadaşlar. Bakın, çünkü birinci önümüz burası olacak. İkinci önde burası. 6 parçalı etekte kalıbımızın şu çizgiyi sileyim de şaşırmayalım arkadaşlar. Evet. 1 bölü 6'sını, yani 6'ya bölünmüş vaziyetini burada kullanacağız. Ön ortasında ise 12'ye bölünmüş. Neden? Çünkü
Ön ortasını ve arka ortasını kumaş katı kullanacağız arkadaşlar. Kumaş katı. Arka ortamız da kumaş katı olacak. Evet. Şimdi arka ve ön penslerimizi kaydırıyoruz. Ön ortasına doğru pensimizi kaydıracağız ki pensi parça çizgisinden çıkartacağız. Ön pensimiz 2,5 santimdi. 1,25 bu tarafa. 1,25'te bu tarafa işaretliyorum. Ve pens boyumu şöyle noktalı çizgilerle uzatarak pensimi buraya taşıyorum. Bakın kırmızı kalemle. Şu şekilde. Eski pensimiz de iptal. Aynı işlemi arka kalıbımda yapacağım. Arkadaki pensimiz 3,5 santim. 1,75 bir tarafa. 1,75'te bir tarafa işaretimi alıyorum. Ve arka pensimi de böyle uzatıyorum. Ve hemen arka pensimi kırmızı kalemle çiziyorum. Eski penslerimizi iptal ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 3'e böldük ama arka ortasına ve ön ortasına yakın olan kenardaki orantıları kullanıyoruz bu şekilde. Çünkü parçalarımız eşit olmak zorundadır. Ön ortası kumaş katı olacağı için bura kumaş katı olduğunda, açıldığında ikisi de aynı ölçüyü bulacaktır. Bir parça, iki parça, tekrar yanına bir parça yaptığımız zaman önde 3 parça, arkada 3 parça, toplamda 6 parçalı eteğimiz çıkmış olacak arkadaşlar. Evet, şimdi ben bunların kopyasını alacağım. Şöyle perşimen kağıdıma kopyasını alacağım. Ön ortasını kumaş katına yerleştireceğim. Yanları açık bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Şimdi sadece önde çalışma yapacağız. Önle arka aynı zaten. Şimdi buradan pensimden çiziyorum. Bundan iki parça çıkaracağız. Sağa ve sola. Kalça çizgilerimizi alacağız. Pensin bittiği yere çıt işaretini alacağız. Ve bu şekilde bundan iki parça, iki adet. İki adet alıyoruz. Şimdi ama önce birer adet alalım ki kopyasını alayım ben. Yapıştırayım. Ön. Birinci ön. Evet, bu birinci ön arkadaşlar. Şimdi ikinci önümü almak için ise yeni bir kağıt çıkarıyorum. Hemen şuraya ön ortasını, pensimi ve şuradan hemen çiziyorum. Burası da pensim. Pens çıtını alıyorum. Ve kalça çizgimi çiziyorum. Şimdi bunları kesiyoruz arkadaşlar. Ve yapıştıracağız. Kağıdımızın arkasına yapıştıracağız. Hemen kesiyorum ben, makasımı alıp geliyorum.
Evet, şimdi bakın. Önü böldük ya arkadaşlar. Burası birinci ön. Ben numaralarımı hep sağ taraftan veriyorum. Siz de sağ taraftan verirseniz aynı şekilde çalışmış oluruz. Evet, bu birinci önüm. Şimdi bu da ikinci önümüz. Ön ortası. Ön ortası kumaş katı. Burası yan dikiş. Yani önün yanı, pensimizin olduğu yer. Pensimizi oyup çıkarıyoruz. Evet, şimdi şu ön 2. Ön 2. Ön 2'den yapıştırmaya başlayacağım. Hemen yapışkanımı bulayım. Ortasını kağıdımın kenarına yakın bir şekilde yapıştıracağım. Çünkü ön ortasında bir işlem yapmayacağız. Ön ortamız kumaş katı olduğu için. Şimdi şöyle. Ön ortasını kenara yakın bir şekilde yapıştırıyorum. Ve kalça çizgimi uzatıyorum ki kalça çizgileri aynı hizaya denk gelerek yapıştıralım. Her zaman buna dikkat edelim. Şimdi arka ortasında da bir işlem yapmayacağız. Yani arka yan, şey pardon, önün bu tarafında. Pardon, önün iki tarafında da açma yapacağız. Bu ön yan. Şimdi o yüzden şunu şöyle biraz ortalık kalça çizgisini denk getirerek yapıştırıyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ön eteğimizin parçalanmış hali bu. Yani ön eteğimizi parçaladık. Ve şimdi payımızı vereceğiz arkadaşlar. Şimdi ön ortası kumaş katı olduğu için hiçbir işlem yapmıyoruz. Ön orta kumaş katı. Ve şuradan 4 santim çıkıyorum. Siz istediğiniz kadar açma yapabilirsiniz. Hatta 5 santim yapalım açmamızı. Şöyle. Ve bunu yukarıdaki pensimizle pensimizin bittiği yerle birleştiriyoruz. Şu şekilde. Evet. Pensimizi oyup çıkarttık ya arkadaşlar. Burayla birleştiriyoruz. Evet. Bu ön kalıbımız. Şimdi önümüzün diğer parçasına 5 santim buradan veriyoruz. 5 santim de buradan veriyoruz ve eteğimizin bir parçasını 10 santim genişletmiş oluyoruz. Ön ortası da kumaş katı keseceğimiz için ön ortasından da 10 santim genişletmiş oluyoruz. Şimdi tekrar bunu da pensin ucuyla birleştiriyorum. Bu şekilde. Burayı da kalçayla birleştiriyorum. Evet, ve 6 parçalı eteğimizin kalıbı hazır arkadaşlar. Şimdi şu kalıbın kopyasını alıyoruz. 2 adet keseceğiz bundan. 2 adet kesilecek. Bundan da 1 adet kesilecek. Kumaş katı olarak kesilecek. Bu ön 2'den 1 adet keseceğiz. Fakat ön ortası kumaş katı olacağı için 2'yi açtığımız zaman orantılara eşit olacak. Şimdi
Etek ucundaki düzeltmelerimizi yapıyoruz pistolemizle. Evet, şöyle etek ucunun düzeltmelerini yapıyorum. Bu tarafı da yapıyorum. Şu parçamızı da yapıyoruz. Ve 6 parçalı eteğimizin kalıbı hazır. Şimdi ben bunun üzerinden kopya alacağım. Ve o kopyayı da dikiş paylarını vereceğim kenardan birer santim. Kumaş katına vermiyoruz. Birer santim buralardan vereceğim. Şuradan vereceğim. Ve küçük bir kumaşta kesip dikeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi ben kopya almak için videomu durdurup kopyadan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sizler için kopyasını aldım. Bakın, önce bu şekilde çizimini hazırladık. Temel etek kalıbı üzerinde 6 parçaya çevirdik kalıbımızı. Kopyasını alıp yapıştırdık ve açmalarını yaptık. Ve ben şu şekilde açmalarını yaptım. 6 parçalı eteğin kopyasını aldım ve dikiyormuş gibi böyle yapıştırdım size örnek olsun diye arkadaşlar. Evet, bu çalışmaları takip eden arkadaşlarım, takıldığınız yer olursa bana Instagram'dan ulaşıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.